Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Namazın mekruhları. Namazın mekruhları şunlardır. Namazda sağa sola bakmak, üzerindeki bir şey ile oynamak, özürsüz secde yerini süpürmek, parmaklarını çıtlatmak, özürsüz bağdaş kurup oturmak, secdedeyken bir ayağını kaldırmak, büyüklerden birinin yanına varamayacağı elbise ile namaz kılmak, yani pijama ve bunun gibi şeylerle namaz kılmak, bir kişinin yani insanın yüzüne karşı namaz kılmak, ateşe karşı namaz kılmak, bedeninde ve elbisesinde resim bulunmak, resim olmak, namazda esnemek, namazda gözlerini yummak, başı açık namaz kılmak, ellerini kıbleden çevirmek, teşehhütte otururken ve secde halinde eller kıbleye karşı bulunmalı. Safta yer varken arkada yalnız başına saf tutmak, arada perde, duvar gibi engel yok iken kabre karşı namaz kılmak, necasete karşı namaz kılmak, bir erkek ile bir kadının yan yana namaz kılmaları, cemaat olmadıkları halde durum böyledir, mekruhtur. Cemaatle namaz kılarken o zaman durum farklıdır. Tuvalet ihtiyacı varken namaz kılmak mekruhtur. Eğer bu tuvalet ihtiyacı şiddetli ise o zaman tahrimen mekruhtur, harama yakın mekruhtur. Secdeye inerken özürsüz olduğu halde önce ellerini yere koymak, bir rükünde iki kere kaldırarak bir yerini kaşımak, eğer bir rükünde elini üç kere kaldırarak bir yerini kaşırsa namaz fasit olur, namaz bozulur. Buna ameli kesir diyoruz. Yani namazda çok iş yapmak. Çok iş yapmak namazda namazı bozar. İmamdan evvel rükuya varmak, imamdan evvel rükudan kalkmak, imamdan evvel secdeye varmak, imamdan evvel secdeden kalkmak, bunlar da mekruhtur. Secdeden kalkarken ellerinden önce dizlerini kaldırmak, mazereti varsa o zaman mekruh olmaz. Özürsüz bir yere dayanıp kalkmak, namazda sinek kovmak, omuzlarını açıp namaz kılmak, sahrada yani dışarıda sütreyi yani namaz kılarken ön tarafa konulan seti terk etmek,
İnsan geçecek yere namaza durmak. Yani önünden insan geçecek yere namaza durmak. Bu da mekruh. El parmaklarıyla rükuda ve secdede tesbihleri saymak. İmam mihrabın içinde olup önüne bir perde çekilse, içeride kalacak şekilde derin olan mihrapta namaz kıldırmak. Bu da mekruhtur. İmam mihraptan başka yerde namaza durmak, namaz kıldırmak yani. Fatiha bittikten sonra aşikare yani açıktan amin demek. Kıyamda okuduğunu rükuda tamam etmek. Yani okurken rükuya varmak. Halbuki okumasını, kıraatini bitirecek, ondan sonra rükuya varacak. Rükuda okuduğu tesbihatı bitirmeyip kıyamda tamam etmek. Kalkarken tesbihlere devam etmek. Namazda bir ayağı üzerine durmak. Namazda sallanmak. Bunlar da mekruhtur. Namazda bir şey koklamak, bu da mekruhtur. Gözleri göğe doğru kaldırıp bakmak da mekruhtur. Namazda el ile selam almak da mekruhtur. Secde halinde iki kolu yere döşemek. Başa sarık veya bez sarıp başın ortasını açık bırakmak. Yırtık pırtık eski elbiselerle namaz kılmak, bunlar da mekruhtur. Bu ancak zaruret halinde, eski yırtık pırtık elbiseyle kılmak zaruret halinde mekruh değildir. Namazda gerinmek de mekruhtur. Lüzumsuz yere öksürmek veya kasten genizden ses çıkarmak, bunlar da mekruhtur. Namaz kılan insanın önünde, sağında veya solunda, başının üstünde resim bulunması da mekruhtur. İmamın cuma namazında tilavet secdesini okuması da mekruhtur. Çünkü cemaatin yanılma ihtimali pek fazladır. Çocuğu sırta alarak namaz kılmak mekruhtur. Yalnız çocuğun üzerinde namaza engel necaset bulunması halinde namaz sahih olmaz. Namazın iadesi gerekir. Tazime, hürmete aykırı olduğu için Kabe-i Muazzama'nın çatısında namaz kılmak mekruhtur. Namaz kılmak için camide kendisine özel bir yer ayırmak, bu da mekruhtur. Cenab-ı Hak kılmış olduğumuz namazlarımızın eksiklerimizi tamam, kusurlarımızı da bağışlasın. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.